Al yıkadım. Aa, böyle yemem ki, soy bana. Bu sefer de böyle batıcım, böyle yemen gerekiyor. Çünkü annem uçak kullanmamıza izin vermiyor. O zaman ben de anneannemi kaldırırım. Ya saçmalama. Yine kızacak sana. Hiç saygınız yok oğlum, hiç saygınız yok. Hadi o zaman sen de annem gelince yersin. Tamam tamam, ben yiyeceğim. Kim o? Aç canım kapıyı, kuryeyim ben. Paket getirdim size. Büyüğün yok mu? Anneannem var ama evde uyuyor. Bu ne? Bu paket size gelmiş. Madem anneannen uyuyor, o zaman sen al bunu. Güzel bir hediye galiba. Tamam. Aferin sana güzel kız. Efendim Nedat abi. Verdim abi şimdi. Ama kapıda siviller var. Buradan çıkınca arayayım mı abi ben seni? Tamam. Ha, yok yok, kimse bir şey görmedi abi, merak etme. Hayır ol. Abla ne? Hediye. Babam gönderdi galiba ama açamıyorum. Babam mı? Çözdük. Damla size kadınları tanımadığınızı söylemiş ya. Çok haklı bence. Çünkü o size yalan söylüyor. Ne demek Damla size yalan söylüyor? Damla bana hangi konuda yalan söylüyor Neslihan Hanım? Poyraz Bey, Damla size... Affedersiniz. Evden arıyorlar. Benim buna bakmam lazım. Anne, eğer acil değilse ben Poyraz Bey'le konuşuyorum. Zehir. Ha. Neslihan değil mi kız o? Ay yazık. Dul kadıncağız diyordum. Bak, özel arabalarla, şoförlerle bırakılıyor eve. Acaba abimin onun evine adam attığından haberi var mı? Aa, tövbe tövbe, ne diyorsun kız sen? Ne tövbe tövbe, onlara tövbe tövbe olsun. Nehir, Batu. Anne. Canım. Canım benim, canım benim, canım benim. İyi misin? Gel ablana bakalım. Kızım. Bak annen geldi kızım. Gel nasılsın? Bir tanem. Nehir. Bir tanem. İyi misin? Düşerken başını çarptın mı? Nasıl hissediyorsun?
Bir tanem bir şey söylemeyecek misin? Nasılsın? Nehir, doktora gidelim mi? Nehir. Anne, kafasını çarpmış mı? Bir şey var mı? Ben düşerken görmedim ki kızım. Ben gördüm. Ha, sen gördün mü? Nasıl düştü ablan? Bebeği gördü, gözlerini kapattı. Düşecekken ama ben tutamadım. Oh, tamam. Peki başını çarptı mı, sen gördün mü? Hatırlamıyorum. Tamam, tamam. Çok normal. Sen de korktun. Bak, bir şey söyle ne olur. Nehir, doktora gidelim olur mu? Bak, Deniz'in babası Poyraz Bey de burada. Seni hastaneye götürmek için geldi o da. Kızım, bir şey söyle ne olur Nehir. Nehir. Babam beni niye gönderdi sanmıştım. Bir tanem babam bu evimizin adresini bilmiyor. Ben gelirken kargo şirketini aradım. O paket yanlış gelmiş. Bize ait değilmiş zaten. Hani sizin eski okulda şey yaparlardı ya. Cadılar Bayramı. Hatırlıyor musunuz? Onun için gelmiş o paket. Halloween için miymiş? Aha, evet. Ama karnında bıçak vardı. Evet, öyleymiş. Anneanne söyledi bana. Hani korkunç olmaya çalışıyoruz ya, şeker mi, şaka mı? O bebek de şakaymış işte, tamam mı? Tamam. Ben anlamıştım zaten. Ya? Aferin. Hadi gidelim doktora. Kontrol etsin seni, bir yerine çarpmış mısın, içimiz rahatlasın. Dur bir tane şu telefonu bakayım. Efendim Ayşıl. İyi günler Neslihan Hanım. Ayşıl, ben seni sonra arayayım mı? Yok Neslihan Hanım, biliyorum. Biliyorum bana kızgınsınız Damla Hanım'la çalışıyorum diye. Ama beni bir dinleyin. Çocukların hatırına beni bir dinleyin. Evet, dinliyorum seni. Damla Hanım iletmemi istedi de... eğer şimdi orada Poyraz Bey'e bir şey söyleyecek olursanız... çocuklar bu gördüklerinin kat ve kat fazlasını görürlermiş. Ben kendisine uğrayacağım zaten. Yüz yüze konuşacağım onunla. Peki. Bu söylediğimi iletirsin. Şimdi kapatmam lazım. Peki Nez. Kapattı. İşte diyorum, sizle çalışıyorum diye kızgın bana. Paranı ondan mı alıyorsun sen? Hadi git. Ah, telefon. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.